MC serisi, mekanik modülasyonlu brülörlerin ateşlenmesi ve ayarlanması. Mekanik modülasyon, bir servo motora sabitlenmiş olan değişken profili bir kam aracılığıyla gerçekleşir. Bu kam, iki levye aracılığıyla hava ve gaz kelebeklerinin açılmasını ve kapanmasını kumanda eder. Dikkat! Video öğretim amaçlıdır. Belirtilen bilgiler tüm uygulamalar için doğru olmayabilir. Herhangi bir manevra gerçekleştirmeden önce, brülör ile birlikte verilen kullanım ve bakım kılavuzunu dikkatlice okuyun. Brülörün montajı ve videoda açıklanan ayarları yalnız Baltur'un yetkili teknisyenleri tarafından yapılmalıdır. Ateşleme iki aşamada gerçekleşir. Alev olmadan gerçekleştirilen ön ayar ve alev varken gerçekleştirilen ayar. Alev olmadan gerçekleştirilen ön ayar. Bu aşamada brülörün çalıştırılmasından önce gerçekleştirilecek başlıca işlemleri ve ön ayarları göreceğiz. Borularda gaz kaçağı olup olmadığını kontrol edin. Rampa girişindeki gaz basıncının kullanılan vana modeline uygun olduğundan emin olun. Vidayı saat yönünün tersine çevirerek tam olarak kapatarak ve saat yönünde yaklaşık 20 tam dönüş ile yeniden açarak gaz sabitleyicisine ön ayar yapın. Çalışma vanasını tamamen açık pozisyona getirin. Vananın açılış başlatıcısını toplam yolun yarısına getirin. Hava servo motoru kamlarını ön ayar yapın. Maksimum hava ve gaz açılmasını ifade eden bir numaralı kamı 120 dereceye ayarlayın. Toplam hava ve gaz kapanmasını ifade eden 2 numaralı kamı 0 dereceye ayarlayın. Minimum hava ve gaz açıklığını ifade eden 3 numaralı kamı 10 dereceye ayarlayın. Ateşleme noktası olan 4 numaralı kamı 30 dereceye ayarlayın. Ateşleme transformatörünün katılmasını ifade eden 5 numaralı kamı 4 numaralı kamın 10 derece üzerine ayarlayın. Alev varlığında ayarlama. Bu aşamada brülörün ateşlenmesi ve ayarlanması ile devam edeceğiz. Eğer ateşleme doğru şekilde gerçekleşirse ve sensör alev olduğunu algılarsa, brülörü ayarlayın.
brülör ilgili ateşleme kaması üzerinden ateşlenir. Brülörü manuel olarak minimum kam pozisyonuna getirin. Özel yanma analiz cihazıyla dumanları kontrol edin. Hava kelebeği ayarı için levye mekanizmasının bulunduğu folyonun ayar vidası aracılığıyla havayı arttırarak veya azaltarak tüm modülasyon noktalarında oksijen miktarını %3,5 ile %5,5 arasında ayarlayın. Hava ayar vidaları gevşetildiğinde oksijen miktarı azalır. Folyonun ayar vidaları sıkıldığında oksijen miktarı artar. Dumanlarda karbon monoksit oluşumunun gözlenmediği, güvenli koşullarda çalışıldığından emin olduktan sonra yanma analiz cihazı aracılığıyla çıkan dumanlarda karbon monoksit oluşmadığından ve alevin fazla hava nedeniyle yükselmediğinden emin olarak brülörü adım adım maksimum güce getirin. Ve maksimum düzeyde hava folyosu ayar vidası ile yanmayı optimize etmek için oksijen miktarını ayarlayın. Yanan gazın metreküp cinsinden miktarını ölçmek için sayaca bir okuma yaptırın. Dağıtılan gücün kazanın ocak gücüne karşılık geldiğinden emin olun. Gücün arttırılması veya azaltılması gerekirse, vananın basınç sabitleyicisine müdahale edin. Özel basınç girişi üzerindeki vananın çıkışındaki faz değişimini kontrol edin. Yanma havasını yeni yanmış gaz miktarına göre ayarlayın. Servo motorun konumunu her defasında 10 derece azaltarak aynı işlemi her bir hava ayar vidası üzerinde tekrarlayın. Yanmayı minimum güce kadar hava ayarlamasını sağlayan çeşitli vidalar ile optimize edin. Şimdi brülör, uygun şekilde konfigüre edilmiş bir regülatör aracılığıyla modüle etmeye başlayacaktır.